Her konu ve görüşün özgürce tartışıldığı program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Kent TV ekranlarının vazgeçilmez programı Açık Görüş, bu haftaki programıyla reyting rekorları kırdı. Gerek telefonla canlı bağlantılar, gerekse mail yoluyla gelen onlarca soru ve mesajla yüksek tempoda süren programda Musa Gökbel çok iddialı açıklamalar yaptı. Merhaba Bodrum Musa Gökbel olarak ortaya koyduğumuz projelerin daha şimdiden CHP Genel Merkezi tarafından kabul görüp propaganda edilmeye başlanması çıktığımız yolun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir diyen eski milletvekili 45 yıllık siyasetçi Musa Gökbel şunları söyledi. Uzun bir süre ara verdiğim aktif siyasi yaşama geri dönme kararı yine yaklaşık 2 yıl önce açık görüş programına katıldığım zaman fikir olarak oluşmaya başladı. Koşkusuz benim talip olduğum görevi yapabilecek parti içerisinde çok sayıda arkadaşımız vardır ve şu anda aday adaya olan tüm arkadaşlarımız da bu göreve layıktır. Ancak biz çok farklı bir belediyecilik anlayışını Muğla'dan başlayarak Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Projelere dayalı bir yönetimi hakim kılmak için uzunca bir zamandır konusunda uzman bir danışman kadrosuyla çalışmalarımıza başladık. Şu an CHP'de ön seçimde halkın iradesini sandığa yansıtmak isteyenlerle atama bekleyenlerin mücadelesi sürüyor. Ben şahsım olarak atanmış bir aday olmak istemiyorum. Muğla'ya hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan kaynak yaratacak, gerekli yatırımların yapılacağı, imkan ve koşulları yatırımcıların hizmetine sokacak projelerimiz hazırdır. Çoğu adayların vaat ettiklerinin arkasında yasal yetki ve ekonomik güç vardır. Oysa yeni yasaya vaziyet almak zorundayız. Aksi halde şimdi olduğu gibi kaçan paranın seyircisi oluruz. Tükenen bir bodrum ve giderek yok olan bir Muğla istemiyorsak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ehil ellere teslim etmeliyiz. 45 yıllık siyasi deneyimi, hizmet aşkından kaynaklı enerji ve dinlendirme, dinamizmi projelerle destekleyerek Muğla'yı ve ilçelerini hak ettiği yerlere getirmek gibi bir görev ve misyonumuz olduğunu düşünüyor. Önerdiği modeller Muğla örneği işte Mardin, buna benzer bölgelerden Van. bir tanesi Van. Çok problemli, çok çetrefilli, ee, üzerinden gelinebilmesi için ciddi birikim ciddi kararlılıklar ciddi hedefler ciddi organizasyonlara ihtiyaç var Önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti'nin ummadığı bir seçim yenilgisi alacağını, Muğla Büyükşehir'de CHP olarak farklı bir sonuçta kazanacaklarını iddia eden Musa Gökbel, bir soru üzerine halkın desteği dışında hiçbir gücün olamayacağını, kimileri gibi sermaye gruplarının desteği altında ezilmeyeceklerini ifade etti. Seçilmesi halinde AVM'lere çeki düzen vereceklerini, bu bölgenin üreticilerinin mağdur edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Musa Gökbel, İstanbul merkezli kuruluşlar yüzünden Muğla'nın çok büyük vergi kaybı olduğunu, mutlak su bu soruna da çözüm bulacaklarını söyledi. Geçiş sürecini parlamentoda adım adım izleyen, yani parlamento ben milletvekili falan değilim ama parlamentodaki gelişmeleri, komisyonlardaki tartışmaları, bu yasanın lehte ya da aleyhte olan bölümlerini vaktinde izlediğim için bir buçuk yıl önceki programımızda da aynen burada birlikte paylaşmış ve aynı uyarılar yapmıştım. Programa çok sayıda izleyiciden mesaj ve soru gelmesi, canlı telefon bağlantıları nedeniyle 3 saatten fazla süren programın sonunda Musa Gökbel sözlerini şöyle tamamladı tarafından söylenen ve artık her yerde herkes tarafından ifade edilen Bodrum'da geçinenlerle Bodrum'dan geçinenler sözümüzü şimdi değiştirdik. Muğla'da geçimini sağlayanlarla Muğla'nın sırtından geçinenler var. Biz yönetime gelirsek bu Muğla'nın sırtından geçinen asalaklar yerine kaynaklarımızı ve zenginliklerimizi Muğla'da geçinen insanlarla paylaşacağız. Çok geniş bir coğrafyaya sahip Muğla eski klasik belediyecilik anlayışıyla yönetilemez. Marka yaratacağız diye halkı uyutanlara inat Muğla'yı gerçek bir dünya kenti haline getireceğiz. Bizim ısrarla mücadelesini verdiği geldiğimiz parti içi demokrasinin gereği aday belirlemede sandık konulması fikri artık geri dönülmez bir noktaya gelmiştir. Büyük olasılıkla Kasım ayı içerisinde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak temayül yoklamasında Muğla'lı hemşehrilerimin sağduyusuna inanıyor ve güveniyorum. Şu aşamada kendi bütün ili yöneten belediye başkanlarıma bakıyorum. Göreve talip olanlara bakıyorum. Önerdikleri pozisyonlara bakıyorum. Ben bu kadar hazırlıksızlığı ve bilgisizliği de inanın büyük bir şaşkınlık içinde seyrediyor. İçime de sindiremiyorum diyorsun. Sindiremiyorum. Açık Görüş programının bir diğer bölümünü ise tüm esnaf hareketi Manisa İl Başkanı Aytekin Karapaç'a katılarak esnafın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini anlattı. Esnafı hiçbir şekilde baza almamışlardır. Sadece seçimlerden seçimlere, Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu programda tüm esnaf hareketinin örgütlenme sürecini ve hedeflerini anlatan Karapaça, esnafın zor durumda olduğunu, sorunlarının çözümü için öncelikle derneklerine sahip çıkmaları ve siyasete müdahil olmaları gerektiğini söyledi. AVM'lerin haksız rekabet uygulayarak esnafı mağdur ettiğini iddia eden Karapaça özetle şunları söyledi. Ülkemizde SSK, Bağkur ve vergi borçları yüzünden icralık olan, iş yerini kapatmak zorunda kalan yüzbinlerce esnafın bu işler acısı durumuna devlet de onların izlediği yanlış ekonomik politikalardır. Büyük sermaye grupları ve tekellerin çıkarlarına hizmet eden mevzuat ve yasalarda esnafın ayakta kalması mümkün değildir. O nedenle esnaflar olarak sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yerel yönetimlerde daha çok esnafın yer alması ve temsil edilmesi için yapılacak tek şey vardır. Güçlerimizi birleştirmek. Bu yüzden tüm esnaf dostlarımızı T hareketini desteklemeye, çalışmalarımıza katkı vermeye, derneğimize katılmaya çağırıyoruz.